Çocuklar merhabalar. Ben Çiçek Gaziantep Belediyesi resim öğretmeniyim. Bugün sizlerle bir Ebru çalışması gerçekleştireceğiz. 2-3 farklı teknik göstereceğim bugün sizlere. Öncelikle kitremizi ve boyalarımızı nasıl hazırlıyoruz? Bir ona bakalım. Biliyorsunuz Ebru geleneksel Türk sanatlarımızda. Şu an göstereceğim biraz daha pratik şekli aslında. Ebru toprak boyalardan oluşuyor ve kitre denen bir özel sıvısı var. Dolayısıyla da epey bir hazırlık gerektiren bir iş. Toprak boyalarının ezilmesi, içerisine öt konulup kıvam verilmesi. Bu nedenlerden dolayı da şu anda birçok kırtasiyede bulabileceğiniz daha hazır halde Ebru setleri var. Onlarla çalışacağız. Şu an kitresini döküyorum. Kitre kıvamlı bir sıvı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu bir köşeden dökmemiz gerekiyor. Çok fazla çalkalamadan. Çünkü içerisinde hava kabarcıkları olduğunda bu hava kabarcıkları çalışmamıza engel oluyor. Biraz şimdi yüzeye eşit miktarda yayılmasını bekleyeceğiz. Evet çocuklar, kitremizi teknemize döktük. Bazı markaların kitreleri biraz daha yoğun olduğu için su eklememiz ve bir miktar kitremizi dinlendirmemiz gerekiyor. Koyu bir ayran kıvamı gibi düşünebilirsiniz kitrenin kıvamını. Çok koyu olduğunda boyaların açılmasını engel olur. Çok sıvı olduğunda da boyalar istediğimiz kadar açılmaz. O yüzden o kıvamı çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi boyalarımızı kavanozlara dökeceğiz. Her bir renk için ayrı bir kavanoz kullanacağım. Bir de karışım renkler yapacağım birkaç tane. Çok fazla dökmemize gerek yok. Birer. Bazı markaların içerisinden 8, bazılarının 6 tane boya çıkıyor. Ama biz karışımla, bakın beyaz renk var. Beyazla lila, açık mavi, açık yeşil, turuncu gibi renkler de elde edebiliriz. Şimdi lila ve açık mavi renk yapacağım. Bunun için önce açık rengi kavanoza koymakla başlıyorum. İkisine de biraz beyaz koydum. Bakın şöyle damlalık var. Damlalıkla 2-3 damla yeterli olacaktır. Şöyle kavanozu karıştırmam yeterli. Bir de mor dökeceğim. 2-3 damla yeterli olacak bizim için. Şimdi mümkün ise her birisine birer fırça koyacağız. Ama genelde setlerin içerisinden bir ya da iki tane fırça çıkıyor. Tek bir fırçayla çalışacaksanız her bir renk geçişi için mutlaka fırçamızı temizleyeceğiz. Ama mümkün ise her birine ayrı fırça da koyabilirsiniz. Bu sayede biraz daha temiz olacak çalışmamız. Şöyle bir aletimiz var. Bunun ismi biz. Bu normal klasik Ebru'da farklı kalınlıklarda. Aynı şekilde fırçalar klasik Ebru çalışmalarında gül dalından ve uçları da at kılından oluşuyor. Ama biz dediğim gibi biraz daha pratik şekliyle yaptığımız için daha az kullanışlı malzemelerle devam edeceğiz. Şimdi ilk çalışmamın ismi Battal Ebru. Genelde birçok çalışmaya başlamadan önce Ebru'da bir zemin atılır. Bunun ismi Battal'dır. Şimdi öncelikle onunla başlayacağız. Battal Ebru'dan mutlaka önce koyu renk bir boyayla çalışmamı yapacağım. Şu örneklerimi kenara alayım. Biraz sıçramaması için. Boyamı nasıl serpiyorum?
Parmağınızı şu şekilde tutuyorsunuz ya da elinizin şurası ya da parmağınızın şurasına. Fırçanın ne ucuna yakın ne sonuna yakın olmayacak. Biraz daha şuralardan soldan sağa, sağdan sola ve soldan sağa. Bir kere daha serpeceğim. Şöyle bir yolda izleyebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya. İkinci rengime geçeceğim. Koyu renklerle dediğim gibi başlıyorum. Evet, bakın yüzeye düşen boyalar yavaş yavaş açılıyor ve birbirine sıkıştırıyor. Çok üst üste çok fazla renk kullanmanızı tavsiye etmiyorum. En fazla 4 renk gibi düşünün. Tüm renkleri birbirine karıştırırsanız çok fazla boyalar birbirine sıkışacağı için çok iyi bir görüntü ortaya çıkmaz. En üstte de açık tonları atmaya çalışın. Evet, sarı tonumu en üstte atıyorum. Fırçaları mutlaka fazla boyalarını kenarına sıyırarak ya da fırçanızı dipten sıkarak fazla boyasını aldırın. Evet, eşit miktarda boyamı yüzeyde kullanmaya çalışıyorum. Şimdi tekneden çalışmamı alacağım ama almadan önce bakın buraya kenar kısma boyalar sıçradı. Öncelikle teknemin kenarını temizliyorum. Ondan sonra kağıdımı şu şekilde iki köşesinden tutuyorum. Sol uç tarafından kağıda değecek ve yavaş yavaş bırakacağım. Ve en son köşesini bırakıyorum. Bizi yüzeyde şöyle gezdiriyorum ki hava kabarcığı kalmasın. Eğer hava kabarcığı kalırsa o bölüme boya değmemiş oluyor ve çalışmamız tam olarak eşit yüzeyde çıkmıyor. Sonra bizimin yardımıyla şu köşeden kaldırdım kağıdımı. Bu köşeden kenara dayadım ve yukarıya değil kendime doğru fazla sıvıyı kıtıyorum. Ve bakın battal Ebru ortaya çıktı. Kuruması için düz bir zemine bıraktım. Sonra bunu gazete kağıdıyla da yapabilirsiniz. Bir dergi kağıdıyla da yapabilirsiniz. Ya da yine bir A4 kağıdıyla şöyle fazla kalan boyaları, yüzeydekileri şöyle temizliyorum. Ve ikinci çalışma olan gel git Ebru'ma geçiyorum. Yine koyu renk bir zeminle başlıyorum. Açık tonları sonrasında üstüne ilave edeceğim. Mor bir zeminle başlayayım. Bir kere daha atacağım. Alt kısımları az geldi. Dediğim gibi yüzeye eşit dağılmasını sağlayın. Biraz da kırmızı alacağım. Şimdi bakın açık mavi değil de ben lila kullanmak istiyorum en üstte. Bu fırçamı temizlemek için şöyle suyun içinde iyice çalkaladım. Kuruladım ve sonra diğer rengime geçiyorum. Yeterli renklerimiz. Dediğim gibi 4 rengin üstüne çok fazla çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gel git Ebru'sunda ister bu köşeden bu tarafa başlıyoruz. İsterseniz de yukarıdan aşağıya iki yönlü de yapacağız. Başlama yönü size ait. Hangi taraftan başlamak isterseniz. Kenardan geliyorum. Biraz boşluk bırakıp yukarıya, biraz boşluk aşağıya. Bu boşlukların eşit olmasına gayret gösterin.
Sonra buradan devam ediyorum yatay. Yine boşluklar eşit olacak şekilde. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, sağdan sola, soldan sağa olacak şekilde eşit boşluk vererek çalışmamı şekillendiriyorum. Kenar kısmını mutlaka ve mutlaka temizliyorum ki çalışmamı kirletmesin. Sizler de bu çalışmayı yaparken mutlaka zemine eski bir örtü ya da bir naylon serebilirsiniz. Üzerlerinize bir önlük giyebilirsiniz. Yine kağıdı koymamız çok önemli. Hava kabarcığı kalmaması açısından kağıdımızı şöyle aşağıya doğru esnetiyoruz. Sol köşeden değdiriyorum çalışmaya. Elimi çok titretmeden yavaş yavaş kağıdı bırakıyorum. En son bu köşeyi bıraktım. Biz yardımıyla şöyle yüzey üzerinde çalışmamı hava kabarcığı kalmaması için gezdiriyorum. Evet, kağıdımı çekiyorum. Bu da gel git Ebru'muz. Yine teknemizi temizliyorum. Kağıdı bıraktım. Bu çalışmayı yaparken ortamın ısısı, kenarında ıslak mendil, kolonyalı mendil gibi malzemelerin çok fazla olmaması çalışmamızın daha iyi. Daha doğrusu kitrenin çalışması diyoruz buna. Kitrenin çalışmasını bazen engel olabiliyor bu tür kokulu, kıvamlı malzemeler. O yüzden çok fazla yanında bu tür malzemeler bulundurmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi son çalışmamız çiçek çalışması. Yine zemin atacağız. Bu sefer yine koyu bir zemin atacağız. Çünkü üzerine bir papatya Ebru'su çalışacağım. Şöyle bir mavi mor bir zemin atalım. Çiçek çalışmalarında zeminde çok fazla renk kullanılmaz ki üzerindeki çiçek deseni rahat görünebilsin diye. Biraz da mavi atacağım. İstersen düz de bırakabilirim ya da az evvel gösterdiğim gibi bir gel git Ebru'su zemine atabiliriz. Ortaya bir tane sarı papatya, kenarlara da beyaz papatyalar çalışacağım. Bunun için bize ihtiyacımız var. Bizi kullanırken mutlaka çok temiz olduğuna dikkat edin, emin olun. Şöyle her defasında silin. Evet, ucuna boyamı aldım. Çok fazla yüzeyde bekletmeme gerek yok. Şöyle boyayı bırakıyorum. Biraz açılmasına müsaade ediyorum. Eğer istediğim kadar açılmamışsa bir damla daha boya damlatıyorum. Yine bekliyorum. Ve bir damla daha. Zemine attığınız boyanın kıvamına göre, katına göre bizle dokunduğunuz boyaların açılma derecesi değişir. O yüzden zemine çok fazla boya atmamaya özen gösterin. Evet, kenarlara da biraz kotaklar yapalım. Direkt kutusundan da kullanacağım şu şekilde alıp. Şuraya
bunu şöyle batırıp yanlışlıkla dökülmüş, sıçramış boyanız varsa kenarına dokunarak bu fazlalığı alabilirsiniz. Biz hem yüzeye boya vermeye yarıyor hem de yüzeye damlamış fazla bir boyayı geriye almakta kullanılabiliyor. Biraz şu damlattıklarımın da açılmasını bekliyorum. Şunu biraz küçülteceğim şöyle. Bizim personel kullanarak da açılmış boyalarınızı biraz küçültebilirsiniz. Şimdi sarı olanın ortasına şöyle beyaz olanların da ortasına çok az şöyle sarı damlatacağım. Şurada bir hava kabarcığı oldu. Birazcık boyanın açılmasına engel oldu. Onu şöyle bekliyorum birazcık açılmasına. Bu hassas bir malzeme. Dediğim gibi. Bazen odanın ısısı, bazen kitrenin kıvamı açılmasına engel olabiliyor. Şimdi ufak ufak ortadaki papatyayı şekillendireceğim. Yukarıdan ortaya bizimi çektim. Yukarıya alıyorum. Aşağıdan yukarıya. Kenarlardan tekrar aralardan. Diğerlerini de şekillendiriyorum. Her seferinde bakın bizi siliyorum. Çünkü bizim üzerinde kitre kalıyor. Ve buradan kitreli bir biz değdirdiğinizde o bölgenin bir hava kabarcığı olması ya da açılmasına neden oluyor. Bu papatyamın farklı bir model yapacağım. Uçlarını çekiyorum. Evet. Bu papatyamı da bu şekilde bıraktım. Ortadakini de bu şekilde bıraktım. Bu papatyamı farklı bir model göstermek açısından size şöyle çeviriyorum. Çarkı felek dediğimiz bir model yaptım. Evet, şu an 4-5 farklı modelde papatya ya da çiçek çalışması diyebiliriz. Ortaya çıktı. Hemen kağıdıma alıyorum. Bakalım sonuç nasıl olmuş. Yine kağıdımı çok dikkatli bir şekilde yüzeye bırakıyorum. Çok iyi çıkan, teknede çok iyi bir çıkan çalışmanızı kağıda doğru koymazsanız eğer heba olabilir. O yüzden bu kısım da çok önemli. Kenara silmemiştik. Hemen şöyle kenarı da temizliyorum. Ve çekiyorum. Evet, bakın farklı modelde çiçeklerimiz ortaya çıktı. Tekniğiniz çalışma bittikten sonra ara vereceksiniz ya da ertesi gün devam edeceksiniz. Üzerine bir temiz kağıt koyup daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. Yaklaşık bir haftaya kadar gider elinizdeki bu tekniğiniz. Sonrasında yavaş yavaş kıvamı sulanır
ve damlattığınız boyalar açılmaz. Ortalama kullanım süresi bir haftadır. Yerini çok değiştirmezseniz ya da tekneye tekrar aynı sıvıyı geri dökerseniz bir süre dinlendirdikten sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşça kalın.